Merhaba sevgili izleyenler, Kanal F ekranlarına hoş geldiniz efendim. Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle günün önemli gelişmelerini her zaman olduğu gibi bu ekranlarda birlikte paylaşacağız. İlk haberimizde Fethiye'de gerçekleşen güzel de bir amacı olan etkinliğin görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Fethiye'de sevgi evlerinde yaşayan korumaya muhtaç çocuklar için düzenlenen kahvaltı etkinliğine yoğun ilgi oldu. Sevgi evlerindeki 13-24 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla Fethiye Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği tarafından Çalış Plajı Yörük Çadırı'nda düzenlenen kahvaltı etkinliğine Kaymakam Ekrem Çalık, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Faruk Akıncı, Emniyet Müdürü Hakan Aşık, bazı sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleriyle sevgi evleri gençleri katıldılar. Etkinlikte Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve Fethiye Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Başkanı Çiğdem Karaca açıklamalarda bulundu. Teknik Anadolu Lisesi'nin İngilizce öğretmeni, aynı zamanda Fethiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği'nin başkanıyım. Bugün geleneksel olarak ikincisini düzenlediğimiz kahvaltımız çocuklarımızın geleceğini kazanmak, onları topluma kazandırmak içindir. İyi bir katılım olmuştur. Her zaman toplum desteğini alan bir derneğiz. Bu yüzden sevgili vatandaşlarımıza, konuklarımıza, değerli protokol üyelerine her birine tek tek teşekkür ediyorum. Sevgili yöneticisi ve dernek yöneticisi arkadaşlarımız çok güzel bir etkinlik hazırlamışlar. Geniş bir katılım olduğunu gördük. Biz de katıldık. Ve birlikte kahvaltı yapmaktan büyük bir keyif aldık. Evinde kalan çocuklar hepimizin çocukları. Onlara bir şekilde sevgi ve şefkat ortamını hissettirmek gerekiyor. Ben arkadaşlarımı kutluyorum. Gayet güzel bir organizasyonda. Dernek yöneticisi ve kurum yöneticileri arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkür. Kahvaltıyı birlikte yapmaktan gayet keyif aldım. Sağ olsunlar, razı olsun. Şiddetten kaçtı, ölüm onu eski eşinin eliyle Bodrum'da buldu. Kahramanmaraş'ta şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasından boşanıp Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı tatil beldesi Göltürk'üne gelip çalışmaya başlayan AA, barışmak isteyen eski eşi HS'ye olumsuz yanıt verince tabancayla öldürüldü. Olay bugün saat 10.30 sıralarında Göltürk'ü mahallesi 86. sokakta meydana geldi. Kahramanmaraş'ta nakliye işiyle uğraşan HS, bir yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden boşanıp kenti terk eden eski eşi, iki çocuğunun annesi AA ile tekrar bir araya gelmeye çalıştı. Ancak umduğunu bulamadı. Eski eşinin 3 ay önce Bodrum'daki bir çamaşırhanede çalıştığını öğrenen HS, kentin yolunu tuttu. Çamaşırhaneye silahlı baskın yapan HS, iş yerinin bahçesinde patronu Halil Selik ile oturan AA'ya ateş açtı. Başından, göğsünden birer, karnından ise 3 kurşunla AA'yı yaralayan HS, kendisini durdurmaya çalışan Halil Elike ise karnından ve göğsünden vurdu. AA'yı kuzeni EA'nın gözü önünde vuran HS, ayrıca kendisine engel olmaya çalışan çamaşırhane işçisi Ahmet Günay'a silahını doğrulttu. Ancak silah ateş almayınca kaçtı. Eli silahlı HS'yi gören çevredeki yerli ve yabancı turistler, aralarından koşan katil zanlısı yüzünden korkulu anlar yaşadı. Vatandaşlar olayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çamaşırhaneye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen AA olay yerinde öldü. Ağır yaralı Elik ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. HS jandarma tarafından gözaltına alındı. Ben net görmedim abi, arkadaşım gördüm. Ben hastayı tuttum, yaralı öldüm. Silah sesi geldi. Halil abiyle bahçede oturuyorlardı. İkisi. Öyle biliyorum. Başka bilmiyorum. Evet. Sonraki silah sesi geldi. Biz oraya çıktık. Yardım etmeye çalıştın herhalde. Evet, kaçtıktan sonra zaten yerdeyken ben koştum. Yesen. Halil Bey yeni gelmişti. Ayşe Hanım'la konuşuyorlardı masanın başında. Dün gece de Ayşe Hanım Bodrum hastaneye gitmişti, ambulansla. Tansiyonu yükselmiş. Sabah ben tansiyonunu ölçtüm hatta. Burada oturuyorlar. Ben de yanlarından geçtim. Halil Bey gelmiş, sesini duyunca sigaramı çakmamı içeriye girdim, masanın üstüne koydum. Pat 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 önce 3 el, ondan sonra 2 el atıldı. Ben kapıya yönelince bana doğrulttu ama sıktı, ateş almadı, fırladı, kaçtı.
İşte dışarıdan arabanın plakasını almışlar. Bir bayan almış. Kaçarken görüyor. Olay bu. Kızcağız zaten anında gitti. Başına falan da şey almış. Vardı, başında vardı, gözlerinde vardı. Halil Bey evli mi? Çoluğu çocuğu evet, var mı? Evet. Rahmetli'nin de iki çocuğu varmış herhalde. Rahmetli'nin 4 yaşında bir tane oğlu varmış bildiğimiz kadarıyla. Evet. Eşinden ayrılmış. Buranın da eşi oldu söylüyor, eski eşi oldu söylüyor mu? %1000. Zaten tehdit ediyormuş yani, izini buldum geleceğim, uğrayacağım diye. Hatta pek de önemsemedi. Nereden gelmişti Ayşegül? Maraş'tan. 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 Ne kadar zamanda çalışıyorlar burada? Aşağı yukarı 2,5 aya yakın. 2,5 ay. %1000 zaten. Adam direkt hani konuşmaya da çalışmış. Şeyin Halil Bey'in soyadı neydi? Efendim, Fethiye'ye mavi çok yakışıyor. Öyle ki bir mavi bayrak daha kazandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce hizmete giren Barut Fethiye mavi bayrak alarak bir marka daha kazandı. Geçtiğimiz günlerde 6 milyon okuyucusu bulunan bir İngiliz gazetesinde Fethiye ve otel ile ilgili olumlu güzel bir yazının kaleme alındığı belirtilerek Avrupa pazarından ve İngiltere'den son dakika satışlarında Fethiye yöresine ciddi oranda turist beklendiği ifade edildi. Fethiye'nin diğer bölgelere göre daha revaçlı olduğu da belirtilip, turizmde değişik nedenlerle yaşanan krizin etkilerinin daha az olmasının beklendiği de kaydedildi. Çevre düzenlemeleriyle en etkili çevre ödülünü de alan Barut Fethiye tesisinin geçen yıl 18.500 turisti misafir ettiği de belirtilip, bu yıl bu rakama yaklaşmak, korumak, hatta 17.250 misafir ağırlama beklentisi içerisinde oldukları da açıklandı. Yıla göre baktığımız dönemlerde ki doluluk anlarımız kıyasla düşüş seyretmekte. Bu içerisinde bulunmuş olduğumuz politik sebeplerden dolayı güvenlik ve aynı zamanda yurt dışındaki algıdan kaynaklı bir düşük olduğunu varsayarsak önümüzdeki günlerde de bu düşüşün devam edeceğini öngörebiliriz. Lakin Avrupa'da özellikle Avrupa pazarında İngiltere bizim ana pazarımız olduğundan dolayı son dakikada satışlarını almamış tüketicilerin varlığı söz konusu. Ve bunların da içerideki operasyonlar ve ülkedeki imaj değiştiği sürede, algı değiştiği süre içerisinde son dakika rezervasyonlarının artacağını düşünmekteyiz. Özellikle Fethiye bölgesi İngiltere pazarında çok ciddi anlamda revaçta olan bir bölge. Diğer bölgelere göre daha bir ön planda. Biz de bunu bildiğimizden dolayı geçen sene tesisimizde ağırlamış olduğumuz The Sun gazetesinin yazarlarından Jacob Williams bu sene geçen pazar 22 Mayıs itibariyle çok güzel bir yazı hazırladı. Hem tesisimiz hakkında hem tesisimiz tanıttı hem de aynı zamanda Fethiye turizmini, Fethiye'nin güzelliklerini, Fethiye'nin bölgesel farklılıklarını anlatan bir yazı kaleme aldı. Yaklaşık 6 milyona yakın bir okuyucuya ulaşan bir sosyal medya ortamında 6 milyona ulaşan bir yazı oldu. Çok da güzel bir ses getirdiğine inanıyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz çalışmalar doğrusunda çevre, Barut 43 yıllık bir marka. Bu 43 yıllık markanın mutlaka kendi içerisinde oluşturmuş olduğu manifestolar, bu manifestolara da bağlılıklarından dolayı geçen yıl yapmış olduğumuz çevre politikalarımızın adına yaptığımız bir takım çalışmalar, bu çalışmaların sonucunda da dünya çapında ispatlanmış, kanıtlanmış ve kabullenmiş bir ödül olan TravelLife ödülünü aldık. Ayrıca bulmuş olduğumuz sahili, bulmuş olduğumuz mevkiyi mavi bayrak olarak taşlandırdık ve mavi bayrağımızı 2006 sezonu için astık, yerinde şu an mevcut bir şekilde. Sizlere de bunu göstermek isteriz. 2006 yılı itibaren Fethiye bölgesine, Muğla bölgesine bir mavi bayraklı plaj kazandırdık. Bu da geçen yıl yapmış olduğumuz çevre çalışmalarının vermiş olduğu meyve olarak görülmekte. Merhaba, iyi günler. Alo. İyi günler. Ben Asayiş Şube'den Komiser Hakan. Telefon hattınızın ve kimlik bilgilerinizin yasa dışı işler için kullanılmakta olduğunu tespit ettik. Adınıza sahte bir kimlik çıkarılmış. Bu örgüt üyelerini yakalamak için yardımınıza ihtiyacımız var. Vereceğimiz hesap numarasına bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Telefonunuzu asla kapatmayın.
Bu tür dolandırıcılık polis, asker veya savcı sizlerden kesinlikle para talep etmez. Bu tür kişilere asla itibar etmeyiniz. Efendim, üçüncü haberimizin ardından aslında sık sık ekranlarınıza getirdiğimiz bir kamu spotunu izlediniz. Peki bu spotu neden yayınlıyoruz? Birçok vatandaşımız telefon dolandırıcılığı hususunda mağdur oluyor. Bu spottaki bilgilerden faydalanıp bu tür tuzaklara düşürmemesi için yayınlıyoruz. Sıradaki iki haberimiz de tam da bu konuyla ilgili. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Aytekin Topaloğlu aynı gün ilk olarak 6 ay önce düğününde takılan takıların parasını, sonra da kredi kartından çektiği bir miktar Türk lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı. NATO'ya bağlı Aksaz Denizüstü Komutanlığı'nın yemekhanesinde kasap olan 30 yaşındaki Aytekin Topaloğlu'nun endişeli hareketlerinden şüphelenen karısının ihbarıyla çalışma başlatan polis hesapları bloke ettirmek istedi. Ancak paranın 22 bin lirasının çekildiği anlaşıldı. 10 bin lirası ise kurtarıldı. Aytekin Topaloğlu olayı şöyle anlattı. Hani, terörle ilgili. Tahmini ne kadar yatırdınız? Ya 22'ler yatırdım, 12'de blok çektiler. Ettirdim, 10 lirasını kurtardım. Şahıs belli mi? Postanede mi yatırdınız? Evet. İsmi var mı şahsın yatırdınız? Var. Nedir ismi, soy ismi? Herhalde. Urfa'daki PTT'ye mi yatırdınız bunu? Yok, Fatih'ten almışlar. İstanbul Fatih'ten. Evet. Bilmiyorum ne diyor. Doğan Topkaya. Doğan Topkaya. Şahıs. Ne demek istersin bu şahıslara? Ne söylemek istersin? Osman yani, Kaplan. Osman isim Kaplan. Adını, öyle dedim. Ne diyeyim ya? Allah belasını versin. Bir dolandırıcılık haberi de İzmir'den. Telefon dolandırıcıları bu kez Selçuk'ta yaşayan emekli gardiyan Ömer Yılmaz'ı buldu. Dolandırıcıların taktiği yine değişmedi. Telefonda kendini polis olarak tanıtan ve bankadaki parasının tehlikede olduğunu iddia eden kişiye inanan Ömer Yılmaz, 30 bin lira parasını çekerek telefondaki kişinin tarif ettiği ağacın altına bıraktı. Yılmaz, olaydan kısa bir süre sonra dolandırıldığını anladı ama iş işten geçmişti. Dolandırıcılık olayının mağduru Ömer Yılmaz ve eşi Nursel Yılmaz olayı şöyle anlattı. Ev telefonu çaldı. Geldim, açtım telefonu. Bir erkek sesi. Kimin telefonu bu? Neresi dedim. Ben burası dedim, bir ev dedi. Dedi tam ben ev olduğunu bilirim. Bu telefon kimin üstüne kayıtlı deyince ben dedim ki eşimin üstüne kayıtlı. Eşin adı ne? Ömer Yılmaz. Verir misin? Hemen çabuk ver telefona deyince ben Ali'den korktum. Dedim herhalde çocuk arabayla gitti. Başında bir hal var ki emniyetten arıyorlar. Evet. Ben komiserim deyince ben işime verdim. Ondan sonra geldi, aradı telefonla, konuştular. Telefon kulağında dedi, telefonu sakın kapatma dedi. Telefon kulağında devamlı konuşacak, konuşacağım benimle. Ben girdim bankaya. Dedi bankaya girdiğin zaman telefonu cebine koy, şeye gire, veznenin yanına gittiğin zaman. Vezneye dedi ki ev alacağım, acil benim paramı, hesabımı kapat dedi. Ben de aynısını gittim, veznenin sıram geldi, veznenin yanına gittim. Dedim ben ev alacağım, ben hesabımı kapatmak istiyorum. Vezne de çıkardı, parayı bana verdi. Paraya dedi elin dokundurma, vezne poşetlesin. Çünkü onun parmak izleri var, banka çalışanlarda hainler var, onların parmak izlerini alacağız. Bir bayan polis gelip o parmak izlerini paranından alacak. İstasyon meydanına doğru ilerle geldim, su kemerlerini orada dur dedi, durdum. Orada onlar ne derse bu da he tamam dedi, he tamam dedi. Baktım adam dedi, beni görmür hiç. Ondan sonra kapıyı çekti, çıktı, gitti, ben dışarıda kaldım. Sonra koştum arkasından, gittim karpuzanın bankalar arayayım, göremirim. Bankalarda yok, ATM'lerde yok. Ondan sonra postanın içine girmişim, göremirim. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, cep telefonu ile yaklaşık 1 saat 37 dakika görüşmenin yapıldığı şüpheli bir kadının peşine düştü. Gezici hırsızlık şebekesi artık ne gezebilecek ne de suç işleyebilecek. İstanbul, Ankara gibi metropol şehirlerde sayısız hırsızlık suçuna karışan çete, Kahramanmaraş'ta son işinde yakayı ele verdi.
Alınan bilgilere göre 12 Şubat ilçesine bağlı Selçuklu mahallesinde ikamet eden Ayşe Ö, karşı dairede oturan kız kardeşi Fındık K'nin evine ziyarete gitti. Ayşe Ö'nün evden çıkmasıyla üçü kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi harekete geçti. Evin önünde 06FT6248 plakalı otomobil içerisinde bekleyen Doğan Ç, Ümit Ö, imam nikahlı eşlerini ve arkadaşlarını eve yönlendirdi. Sevda A, Şengül Ç ile İpek A, eve girdiği esnada kardeşinin evinden gelen sesleri fark eden Fındık K, kapıyı açtığında hırsızlarla yüz yüze geldi. O anda Sevda A'nın üzerine atlayan Fındık K, hırsızla boğuştuğu esnada diğer kadınlar olay yerinden kaçtı. Hırsızı etkisiz hale getiren Fındık K, kardeşlerinin de yardımıyla polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ev sahipleri tarafından yakalanan Sevda A'yı gözaltına aldı. Sevda A'nın ifadesinden yola çıkan polis, hırsızların Osmaniye'ye kaçtığını tespit etti. Osmaniye ile Kahramanmaraş asayiş ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda Şengül Ç, İpek A, Doğan Ç ile Ümit Ö yakalandı. Yakalanan şüpheliler Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Evet. Sevda A, Şengül Ç, İpek A, Doğan Ç ile Ümit Ö'nün her birinin hakkında 15 ayrı hırsızlık dosyası olduğu öğrenildi. Muğla'nın Seydi Kemal ilçesinde Fethiye.com Büro Amirliği'nin düzenlemiş olduğu operasyonla domates serası içerisinde yetiştirilmiş yüksek miktarda Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili yeni gelişmeler var. Detaylar haberimizde. Seydi Kemal ilçesi Yaka Mahallesi'nde YS'ye ait ev ve serada arama yapan Fethiye.com Büro Amirliği ekipleri 4094 kök Hint keneviri ile 623 kilo kubar esrar ele geçirmişti. Polis, baba YS ile birlikte oğlu İS'yi gözaltına almıştı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından Fethiye Adliyesi'ne çıkartılan baba YS, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, oğlu İS tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yörükler şenliğe göç ile başladı. Develer, keçiler, çoban köpekleri ve atlarla gerçekleştirilen yörük göçüne değişik yörük Türkmen dernekleri de katıldı. Mayıs'ta da bildiğimiz gibi yörük göçü törenlerimizi yapmayı planlamıştık. İşte bugün yörük göçümüzü şehir merkezden yaptık. Türk Dünyası ve Yörükler üzerinde çalışmamız var. Akşam da, akşam saat 20'de de şenlik alanımız olan Düzenge Aylası'nda yörük ateşini yapacağız. Bizde ateş biliyorsun yörüklerde ocak çok önemlidir. Bir insanı dua ederken bile ocağın tütsün derler. Beddua edersen bile ocağın sönsün derler. Onun için bizde ocak nedir, neden yakar onu çalışacağız. Ve yarın da 9. Yörük Türkmen Şenliğimizi Düzenge Aylası'nda idrak edeceğiz. İnşallah çok büyük katılım olacak. Da görüyoruz. Siz de gördünüz. Türk dünyasından Türkiye'de çok değerli konuklarımız var. Halk oyunlarımız olacak. Oyun gösterilerimiz olacak. Çeşitli etkinliklerimiz olacak. Aynı zamanda burada bir ilk yapıyoruz. Gerçek usulde bir gelin alma yörük düğünü yapacağız. Bir kızımızla oğlumuzu dünya evine getirdiler. İnşallah Muğla'mızda böyle bir kültürel yeteneklere ileriki yıllarda daha büyüterek devam etmek istiyoruz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Hemen ardından spor bülteniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Kanal F ekranlarındaki birlikteliğimize spor bülteniyle devam ediyoruz. Muğla Okul Sporları Liseler Arası Plaj Voleybolu Şampiyonası Fethiye'nin Çalış Plajı'ndaki belediye tesislerinde başladı. Muğla ve ilçelerinden 20'si erkek, 17'si bayan voleybol takımının katıldığı Muğla Plaj Voleybolu İl Şampiyonası'nda birinci olacak takımların 10-12 Haziran'da İzmir'de yapılacak şampiyonada Fethiye'yi temsil edeceği öğrenildi. Muğla Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi. Bugün 28 ve 29 Mayıs'ta Fethiye Çalış Plajı'nda okul sporları lise arası il birinci müsabakaları yapıyoruz. Bu müsabakaları 22 tane erkek takım, 16 tane kız takımımız katılıyor. Bu turnuvada birinci olan kız takım ve erkek takımlarımız 10-12 Haziran tarihlerinde İzmir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Aynı zamanda da federasyonumuzun organize etmiş olduğu halk ligleri var. O halk liglerinde aynı anda yapıyoruz. Halk ligine de 4 erkek, 4 de bayan takımımız katılıyor. Finallerimiz yarın saat 14-15 gibi yapılacak. Tüm katılan takımlarımıza, okullarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum ben federasyon ilk temsilcisi olarak. Aynı şampiyona içerisinde Halk Ligi Organizasyonu Şampiyonası da düzenlenirken 4 erkek, 4 bayan takımın mücadele verdiği öğrenildi. Efendim, Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine burada noktayı koyuyoruz. Daha çok haber, haberlerin geniş özetleri ve en sıcak gelişmeler için kanalf.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka bültende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Umut Güvenlik Sistemleri hava durumunu sunar. Güvenlik sistemleri hava durumunu sundu.